Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin tarafında 16.500 dolarlara kadar gerileyen bir fiyatlanma var. Bunu birazcık kısaca konuşacağız. Önemli gelişmeler var, şöyle kısaca onlara bakacağız. Kısaca şöyle bütün gündemi bir değerlendirmiş olacağız. Altuğ, nasılsın, iyi misin? Evet, iyi Boytun. Söylediğin gibi Bitcoin'de büyük bir düşüşün ardından yaptığımız ilk yayın bu olacak. Bir değerlendireceğiz. Altcoin'ler ciddi şekilde geri çekildi. Onlara bakacağız. Piyasada bugün çok önemli haberler vardı. Onları da değerlendireceğiz. Yine ayı sezonunda çok sert geçti. Bugünlerde bir kripto teknik yayınıyla izleyicilerimizin karşısındayız. İstersen hiç vakit kaybetmeden günün büyük haberiyle başlayalım. Sonra diğer haberlere de geçelim. Bugün en önemli haberi Binance, daha doğrusu Binance US Voyager'ı satın alıyor. Voyager bildiğiniz gibi bir borç verme, kripto borç verme ve faiz platformuydu ve bu Luna çöküşünde patlamıştı. Yani bu kafasızlar gidip paralarını USD'ye falan yatırmışlardı, müşterilerin paralarını. Bunu ödeyemeyince de iflas bayrağını çekmişlerdi. Böyle olunca da İşte battı mı batacak mı, içeride kalanlar sıkıntı vesaire derken işte son yapılan haberle beraber Binance US Voyager'la 1 milyar 22 milyon dolar karşılığında bir anlaşmaya vardı. Ki bu işte resmi imzalarında 5 Ocak'taki iflas mahkemesi duruşmasındaki onayda gelecek yani. Çünkü iflas vermişti bu firma. Mahkemede tamam. İşte tamam, biz bu firma bunlar satın alacak, borçlarını ödeyecek diye. Binance bu şekilde bir kriptodaki batak bir şeyi satın almış, kurtarmış oldu. Tabii daha önce aslında almak istiyordu bunu. Bu ilk patladığında almak istiyordu. Ve şöyle bir Amerikan Kongresi'nde falan şöyle konuşmalar oldu. Amerika'nın ulusal güvenliği için Binance'e bu izni vermeyelim, satılması falan gibi şeyler oluyordu ama şu anda Binance'den başkasını kurtarabileceği gözükmüyordu. Keza Voyager'ın kendi token'ı var bir de, VGX. O da tabii ciddi bir yükseliş yaşadı bu haberin ardından. Ki herkes tabii ki şimdi Binance'e girer vesaire diye beklentiye girdiği için de muhtemelen yükselmekte. Veyahut da Binance satın aldığı platformlar token'larını zaten borsasına da alıyor. Büyük ihtimalle girmemesi için bir sebep yok. Ama gördüğünüz üzere Binance ilk son dönemdeki ilk büyük satın alımını gerçekleştirdi diyebiliriz. FTX'i almak istiyordu, işte bu alınmaz deyip bıraktı. Gene işte bir iki tane daha böyle borç verme platformuyla görüşmüştü ama Voyager alarak Amerikan piyasasındaki güçlü konumunu sürdürüyor. Tabii şimdi hani Voyager'da normal şartlarda atıyorum iflastan sonra müşteriler belki kaçar giderdi ama Binance alıp paraları verdikten sonra çok ciddi bir güven tazeliyor orada. Ki orada BlockFi patladı, işte bir tane daha vardı şu an dilimin ucunda. O da patladı gitti. Öyle bir platform kalmadı yani. O açıdan bir açığı görerek Binance orada kendi isminin güvencesiyle bir hizmet verecek. Bence pozitif yazıyor. Bu Binance'e özellikle boğa piyasasında çok ciddi ekmeğini yiyecek. Tabii ki bir batak şirketi piyasadan temizlemesiyle de yani kripto için pozitif olduğunu söyleyebiliriz bu satın alımı. Evet. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Yani bu satın alım çok önemli bir satın alım. Bunun iki tane önemli yönü var. Bir, Binance borsası battı batıyor derken ki son süreçte böyle saçma sapan bir ton put dalgası yayılmıştı. Binance borsası epey yüklü miktarda bir satın alımla bir hani bu tepkilere de bir cevap vermiş oldu diyebiliriz. Tabii burada işin en çok konuşulan kısımlarından bir tarafı da şimdi Binance borsası öyle bir dallanıp budaklanmaya başladı ki sektörün içerisinde bir tek el haline gelmiş durumda yani ister istemez. Bu arada sadece bu değil, bu tabii en önemli satın alım da Endonezya'daki neydi borsanın adı ya? Endonezya'daki bir borsayı da satın aldı Binance bugün. Yani satın alım üzerine satın alım yapıyor. Ben bir ara şey benzetiyorum. Dönemin Google'ına yani. Google'da böyle her şeyi satın alırdı ya. Yani şey yapmadığı zaman giderdi. Direkt satın alırdı. Şu an Binance borsasının geldiği durum bu. Tamamıyla bir tekel haline gelmiş durumda. Ama tabii biz o dönemde haberlerini vermiştik. O dönem Luna krizinden etkilenen en önemli şirketlerden bir tanesiydi. Bir şekilde böyle batak bir yeri satın alıp bir şekilde orayı kurtarıyor olması da ekosistem açısından bir artı olarak düşünebiliriz. Bu arada Binance borsası dedik. Binance borsası enteresan bir veri yayınladı. 2022 yılının en çok takip edilen kripto paraları kendi borsası içerisinde. En popüler kripto paralarını yayınladı. İlk iki de tahmin edildiği üzere. Tabii ki Bitcoin ve Ethereum vardı. Üç numara dikkat çekiyor. Shiba
Yani 3 numarada ben belki başka şeyler olabilir falan derdim ama Shiba valla üçüncülüğü kimseye kaptırmamış. Çok normal yani bakıldığı zaman böyle düşük fiyatlı kripto paralar yeni yatırımcıların çok dikkatini çekiyor. Shiba da bunlardan bir tanesi. 2022 yılı içerisinde de yine oldukça popüler bir altcoin'di. Üçüncü sırada Shiba var Binance'da. Evet yani komünite tokenları daha çok ilgi çekiyor yani şahıs olarak belki kişi sayısı olarak da küçük yatırımcıyı daha çok cezbediyor diyelim. O yüzden bence böyle hani nicelik olarak çok yüksek olması bence mantıklı. Doge'de bu ihtimalle o listede bilmiyorum listeyi görmedim ama vardır yani ilk onun içindedir kesin. İlk daha oradadır canım. Ben ilk 3'e baktım da tokenlar genelde o tür şeyler şeyde yaşıyor. Falan Doge kesin ilk 10'da vardır. Bu arada Elon Musk yani hep böyle bir yaptığı hamlelerle gündeme gelen birisi. Twitter'da bir anket başlattı. Sizce Twitter'ın başında olmayı ben bırakayım mı dedi. Ne düşünüyorsunuz dedi bu konu hakkında. %58 anket sonuçlandı. %58 bırak dediler. Ve ben bu ankete sonucuna sadık kalacağım dedi. Ben de bırakmaya oy verdim. Ama %58 bırakmalısın demiş. Bu anketin sonucuna da ben sadık kalacağım dedi neticede. Tweet'in devamında da bunu söylüyordu. %58 çıktı. Bakalım bundan sonraki süreç Elon Musk'a nasıl olacak Twitter'da. Yani açıkçası ben Elon Musk'a şahsen bunu bir tweet serisi olarak atacaktım ama zor geldi. Üşendim atmadım. Burada söyleyeyim bari böyle içimde kalmasın. Elon Musk'a Twitter'ı almasından çok memnunum. Sürekli bir şeyler değiştiriyor. Onu yasaklıyor, bunu açıyor, şunu değiştiriyor vesaire. Gerçekten böyle olmasına çok büyük bir ihtiyaç vardı. Şu anki çünkü sosyal medya, sosyal platformların hepsi inanılmaz bir atalet içinde. Çok nadir değişiklik yapıyorlar. Aman kullanıcı alışkanlığını bozmayalım. Aman alışkanlıklar gitmesin diye diye böyle sıkıcı ve yanlışlara inanılmaya işte devam ediyor. Instagram köklü bir değişiklik yapayım dedi. Şirketin başına gelmeyen kalmadı. O kadar çok tepki çekti ki. Biraz da haksız değiller yani. Korkunç tepki çekiyor. Hemen örnek vereyim. Telegram. Bir sosyal mesajlaşma. Telegram o kadar bok bir uygulama hayatımda görmedim. Hiçbir ama şey, Telegram zaten hep boktan abi. Yani azıcık kullanmak şuna şöyle bir özellik ekleyeyim demez mi mesela? Ama şimdi Telegram iyi bir örnekti. Telegram zaten çalışmayan boktan bir uygulama. Şimdi Instagram çalışan ve çok popüler bir uygulama. Adam çalışan şeyi bozmak istemiyor. Telegram zaten başka örnek vereyim o zaman. Facebook. Facebook nasıl bu kadar? Facebook'un Facebook olduğu dönemde, herkesin kullandığı dönemde nasıl? Ben ilk hatırlıyorum. Yıl yaklaşık 2006-2007. Facebook'ta oyun uygulamalarından falan aldığınız şeyi profiline sürükle bırakma koyup profilinin tasarımını sen belirliyordun falan. Oralardan değişe değişe bu hale geldi. O kadar sürekli değişirken çok daha popülerdi. Son bir yıldır belki iki yıldır belki daha uzun sürdü. Pek değişmiyor düşüyor Facebook. Kullanıcı sayısı. Rakipleri kullanıcı de çok sayısı da düşüyor. Bir yenilik katamıyor platforma. İşte yeni yeni NFT entegre edeceğim onu yapacağım falan hala da. Yani bunlara daha radikal değişikliği yapılması gerekiyor. Pek çok platformunda Elon Musk burada başarılı olabilirse yapacağını düşünüyorum. Ben inşallah yaparlar. Bu arada benim etrafımda Facebook kullanan bir tek tanıdığım sensin. Benim başka Facebook kullanan bir arkadaşım yok. Bir tek sen kullanıyorsun Facebook'u bu kadar aktif bir şekilde. Bakıyorum böyle ya. Kullanıyordan kastım yani aktif bir şeyler paylaştığımdan değil. En son belki 3 yıl önce bir şey yazmışımdır ama. Biraz yenileseler kullanırım. Ben Facebook verilerimizi herkes kullanıyor. Biraz da Zuckerberg kullansın. Sabah akşam Facebook'ta okey oynuyorsun bırak. Bir ara onun da meşhurdu. Hakikaten Facebook oyun uygulamalarıyla alıp gitmişti. Şu an Facebook'ta oyun oynayan kaldı mı? Zannetmiyorum. İşte mesela o da böyle olumsuz bir değişiklikle o oyunların bayağı ayağını kesti. İşte yani burada bence değişimin önündeki engelleri kalkması lazım. Elon Musk gibi böyle kafası kırık adamların böyle her şeyi değiştirmesi bence çok güzel bir şey. Başarılı olur olmaz o çok tartışılır ama bakalım göreceğiz. Benim gözlemimde bugüne kadar yapılan böyle büyük değişiklikler genelde başarı getirdi. O zaman bugün önemli haberlerinden bir tanesini daha verelim sonra da analize doğru ilerleriz herhalde. Nijerya devleti hükümeti kripto paraları resmen tanıma konusunda bir adım atmaya karar vermiş. Yani yeni bir yasa çıkartacaklar ve kripto paralar ülkede resmi olarak işlem yapılabilir konuma gelecek. Hani böyle normal işte onların menkul kıymetler kanununa sokacaklar. Bunun sebebi de şu. Dünyada bu P2P yani kişiden kişiye kripto para Bitcoin transferi en fazla Nijerya'da. Çünkü bankacılık hizmetleri yok denecek kadar az olduğu için. Orada hakikaten böyle bir kişiler arasında bir kripto transferi çok yüksek. Devlet buradan ne vergi alıyor ne düzgün denetleyebiliyor. Yani baktık baş edemiyoruz. Bari bunu legalize edelim. Bu şekilde belki vergilendiririz, bir önüne geçebiliriz derdindeler. Yani böyle bir zorunluluktan dolayı da olsa ben bunu destekliyorum. Devlet belli bir şekilde yasal çerçeveyi almasını
aklı başında şekilde yapılırsa da çok iyi olur. Umuyorum ki Türkiye'de de gene geçen gün açıklanan maddede dijital varlık yasası çıkacağı söylendi. İnşallah Türkiye'de de yapıcı güzel bir kanun görürüz. Ya evet tabii yani Nijerya, Güney Afrika'nın yine önemli ülkelerinden bir tanesi. En azından böyle ayı piyasası içerisinden geçerken bir iki tane güzel haberin geliyor olması önemli diyelim ve fiyat kısmını ilerleyelim mi Altun? İlerleyelim yani tabii fiyata. Bitcoin 16.600 dolar seviyesinde. Tabii ki şöyle bakıyorum işte geçen aydan bu yana MACD yeşildi, kırmızıya dönmüş gözüküyor. Bu daha bugün döndü bu düşüşlerin ardından. Ya baktığım vakit aslında öyle çok devasa bir düşüş Bitcoin tarafında olmadı. Bakıyorum %5 düşmüş geçen haftadan bu yana. Tamam %5 iyi bir oran olabilir ama hani biz ne düşüşler gördük ki %5 nedir ya? FTX krizinin ilk gününde %10 düşmüştü mesela ama bu sefer sıkıntı Bitcoin'den çıkmadı. Bitcoin düşerken dominans çok ciddi bir şekilde arttı ve altcoin'lerde çok büyük yüzdeli düşüşler yaşandı. Yani Bitcoin'in %5 gittiği yerde altcoin'ler %15 giden var. Bir tane rastgele tıkladım. %20 giden var. Var ya en kötüsü %6-7 gitti. Hepsi Bitcoin'e karşı negatif ayrıştı. Şu an hangisine baksam o gün bir %15 düşmüş, bir %2-3 yükselmiş. Şu an toplamaya çalışıyor. Bunun sebebi birincisi tabii ki Bitcoin'in dominansının artmasıyla beraber hani doğal sonuç olarak görülebilir ama burada şöyle bir şey var. Bir para çıkışı var. İnsanların altcoin'lerden çıkması, insanların risk faktörünü minimize etmesi. Hani Bitcoin'den çıkış daha sınırlı oldu ama altcoin'lerdeki özellikle büyük yatırımcılar, risk alan market yapıcılar, onlar bunlar bu düşüşü, bunun arkası geliyor. Biz şimdiden pozisyon alalım olarak değerlendirdi ve altcoin'ler ciddi bir dip yaptı. Tabii ki şöyle bir dolar endeksine de bakayım. Onunla ilgili de bir yorum yapmak lazım. Dolar endeksi birazcık daha sakinledi. 104'lerde Bitcoin'in sakinlemesinden de görüyoruz. Ama altcoin'ler için tabii ki aynı güzel şeyi söylemek çok mümkün değil. Bütün kripto paralarda Bitcoin dahil, altcoin'ler dahil böyle 20-50'ler falan güzel şeyler gelecekken bütün grafikler kafayı aşağıya vermiş durumda. Beklenti olarak şunu söyleyebilirim. Dominansın biraz daha yükselme ihtimali oldukça yüksek. Yani BTC.D'nin yükselme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Şu anda 42'lere geldi. Hani 44'lere 45'lere gelirse ben çok şaşırmayabilirim. Şu an çok zirvede gözüküyor ama daha önce biz işte Mayıs 2022'de bu çok yükseldiğinde dominansın böyle tek kalemde %5 attığında böyle bir ay böyle gittiğini gördük. Tabii ki şimdi önümüzde Bitcoin'in yükselmesi için en azından bu yıl sonuna kadar bir sebep gözükmüyor. Öyle bir santralli falan beklentisi de pek kalmadı dünyada. Onun yerine sıkılaşma, resesyon vesaire böyle olumsuz negatif keywordlerle kurulan bir 2022 sonu 2023 başı tablosu var. Bu durumda da tabii ki beklediğimiz o güzel altcoin günlerini birazcık daha var gibi. Bitcoin'in teknik olarak seviyelerine bakacak olursak şahsen yani şu anki hareket bana bir kademe daha aşağı gidecekmiş hissiyatını hala veriyor maalesef. Hani o son düşüş öncesi yalandan yükselişte de ben hep tepkinin olma tweet'e attım. Çünkü çok inandırıcı durmuyordu o yükseliş. Hala aynı şey geçerli. Şu an grafikte baktığımda Bollinger bantları bayağı sıkışmış durumda. RSI 50'nin altında. Yani her şey neye bakarsam bakayım sanki bir dip denemesi gelecekmiş gibi gözüküyor. Bu seviyenin de işte 13.815 arası bir yerlere gidecek gibi, o banda inecek gibi duruyor şu an Bitcoin. Tabii ki bu altcoin'lere bir %10-15'lik daha eksi yeni ihtimalle yazar. Yani biz ne zaman büyük bir kırmızı mum görürüz ki görürüz çok da vakit kaybetmeden. Onun arkasından böyle bir ciddi bounce yani dipten bir sekiş görürüz. O zaman belki dibi bulduk diyebiliriz ama şu an açık konuşayım. Herhangi bir bounce yok yani. Ben de bugüne kadar Bitcoin'de dip dönüşünü böyle bonsuz olarak aşağıda indi, sakin sakin gitti, yukarı gitti şeklinde pek rastlamadım. Bundan sonra belki olur ama geçmiş şeyler bize Bitcoin dönüşünün her zaman önce büyük bir iğneyle silkeleyip öyle çıktığını gösteriyor. Şu an öyle bir çıkış söz konusu olmadığı için kıllanmakta bence hakkım var. O yüzden biraz daha temkinli olunmasını tavsiye edebilirim. Ben mecburi olarak bazı altcoin'lerde ortalama düşürecek hareketlerde bulundum. Hani kendi yani ticari mantığıma göre işte bir para %20 falan daha aşağı düşmüş. Baktım ortalama düşer buradan. RSI çünkü 20'lere gitmiş.
Ha, daha düşmez anlamına gelmiyor bu. Ona göre kendi planımı yaptım. Siz de aynı planınızı yapın ama yani ortalama düşürmeden kâr edilemeyeceği için ben bazı kripto paralarda bunu yaptım. Size de benzer şekilde eğer imkanınız varsa öneriyorum. Ha, tabii ki bu ortalama düşürenlerin hepsi hold için söylüyorum. Yoksa day trade için buradan al yükselsin falan. Geçen hafta da aynı şeyi söyledim. Bu piyasada day trade çok akıl kârı iş değil. Bence hala öyle. Bitcoin ne zaman geçer 50 günlük ortalamasını o zaman bakarsınız. O yoksa en dipten yakalayayım da yukarı çıksın falan onlar çok zor işler. Ama holdçular için bu düşüşlerdeki bu seviye ve bence bir kademe daha inecek. Asıl o seviyeler ortalama düşürmek için oldukça ideal. Ortalama düşürün. Boğada kafası rahat eder diyorum. Evet oydu. Ya. Valla yani grafik iç açıcı değil. Yani bu çok net, hatta bugün itibariyle MACD de günlükte sata dönmüş durumda. Bu da pek hayırlı alamet değil ki. Yani genelde MACD sata döndüğü zaman Bitcoin'de fiyatın geri çekildiğini görüyoruz. Bugün itibariyle de MACD kırmızıyı yakmış durumda. Defalarca 50 günlük hareketli ortalamayı denedik ve kıramadık. Bu hareketli ortalamanın üzerine çıkmadan zaten Bitcoin tarafında bir düşüş trendinin sona ermesinden bahsetmek çok da mümkün değil. Baktığımız zaman o da 17.500 dolar seviyesinden geçiyor. Şu an 16.500 dolar seviyesindeyiz. Yani 20 günlük hareketli ortalamanın da aşağısında seyreden bir Bitcoin var. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman Bitcoin tarafında bir dip denemesi daha görebiliyor olmamız, görecek olmamız bana da açıkçası çok akla yatkın geliyor. Ama her zaman söylediğimiz gibi yani ben diplere çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yani bundan sonraki süreçte hani böyle Bitcoin'de yok tekhaneler, mekhaneler, ben öyle bir şey beklemiyorum. Bu sene sonu itibariyle artık yıl bitmeden işte buralarda akümüle olan bir Bitcoin, ama 2023'te artık ilk çeyrekte yavaş yavaş toparlanmalar, ondan sonraki süreçte de yukarı yönde hareketlerin gelmesi gerektiğini düşünen birisiyim. Çünkü ben açıkçası 2023'te DXY'nin, dolar endeksinin geriye yönlü gideceğini düşünüyorum ve onun itici kuvvetiyle beraber de Bitcoin ve kripto paralarda, altcoinlerde yukarı yönde hareketlerin geleceğini düşünenler dedim, ama o zaman bu zaman değil gibi gözüküyor. Çünkü hala Bitcoin tarafında satış baskısı devam ediyor. Teknik anlamda durum pek şu anda iyi değil, ama ortalama düşürmek isteyenler için bu seviyeler uygun seviyelerdir. Ben de açıkçası Bitcoin tarafında bir dip denemesi daha gelebilir diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere, bol kazançlar efendim. Biz tabii ki Twitter'dan, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.